Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Kar Odası'nda yine birlikteyiz. Bugün güzel bir ayın başındayız. Öncelikle Ramazan ayının bütün İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni 8 Mart'tan geçtik. 8 Mart benim hala karar veremediğim, acaba kutlasak mı, ansak mı, ağlasak mı diye düşündüğüm bir ay. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yeni bitti. Şu sebeple söylüyorum bunları da. 8 Mart 1857'de 129 tane kadın eşit haklara kavuşmak için, işte doğum iznine kavuşmak için, normal mesai saatlerinde çalışabilmek için, sadece fırsat eşitliği için kendilerini bağladıkları makinelerin başında çıkan bir yangında yanarak öldüler. Şimdi bu durum hepimizin içini derinden parçalıyor tabii. 8 Mart'ta dünya bununla ilgili eşitlik mücadelesinin yapılması ile ilgili birçok şeyden bahsediyor. Biz de içindeydik, biz de birçok faaliyet yaptık. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Bugün en önemlisi iş dünyasında kadın olmak nasıl yürüyor, nasıl yaşanıyor, bununla ilgili konuşacağız. Bugün de bir avukat arkadaşımız var. Hem kadın Elif Doğan Çelik. Öncelikle ona hoş geldiniz diyorum. Bir kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Merhabalar, Hoş hoş geldiniz. buldum. Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilerim. Bu güzel davetiniz için de teşekkür ederim. Ben avukat Elif Doğan Çelik. Mersin Barosu'na bağlı olarak çalışıyorum. Lisansımı Konya Selçuk Üniversitesi'nde bitirdim. Daha sonra orada ceza hukuku alanı çalışan bir ofiste stajımı yaptıktan sonra aile hukuku, iş hukuku, takip hukuku ve sayır hukuklar alanında çalışan bir ofiste avukatlığa başladım. Daha sonra evlenerek Mersin'e taşındım. Mersin Barosu'na kaydoldum. Burada da eşim avukat Mehmet Alperen Çelik ve ortağımız Mehmet İlker Yalçın'la birlikte Ata Hukuk Bürosu'nu açtık. Büromuzda başta vergi hukuku, kamulaştırma hukuku ve iş hukuku, aile hukuku kapsamında diğer dosyalar hakkında da işlerimizi yürütüyoruz. Yani çok Bu güzel, şekilde. çok memnun oldum ben de. Hem Ben de. genç hem kadın hem üretmeye devam eden bir kadınla bir arada olduğumuz için de çok mutluyum. Çünkü artık hani bu tarz örneklere ihtiyacımız var. Gerçi avukatlık konusu herhalde kadınlar için çok ayrımcılığın daha az olduğu bir alan olarak düşünüyoruz ama bir avukat kadın olmak nasıl bir duygu, nasıl onu bir anlatabilir misiniz lütfen? Açıkçası zor. Dışarıdan belirttiğiniz şekilde belki görünüyor olabilir ama hem müvekkile karşı hem dosyalarımızın karşı taraflarını hem iş verenlerimize karşı kadın olarak daha zor durumda kalıyoruz. Bir kısım kendini daha çok muhafazakar olarak adlandırılan iş yerleri kadın avukatlarda tesettüre bakıyorlar. Tam tersi sektör olarak adlandırılanlar da daha böyle hani açık giyim kuşama önem veren kadın avukatlar istiyorlar. Orada bir ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Değil mi? Karşı taraftan müvekkil açısından ne oluyor? Şu şekilde hani hem genciz hem kadınız güven oluşmuyor. Hani hala erkek egemen bir zihniyette kadın avukat ne yapabilecek Evet. düşüncesiyle müvekkil kazanma açısından zor Avukatın daha durumdayız. dişli, Ha, daha yani bu yönde güçlü, evet. kuvvetli olması bekleniyor Tabii ki de herhalde. erkekler 1-0 önde bu yönden. Yani bu sebeple hani kadın avukat mı, erkek avukat mı? Erkek. Genç mi, tecrübeli mi? Tecrübeli erkek avukat Halbuki bu gidiyor. gibi avukatlık gibi hizmet ön planda olan konularda fiziki güçten çok beyin gücü Tabii önemli, değil ki mi? de. Yani Kesinlikle. ama işte toplumsal böyle yargılarımız Tabii var ki de bu bununla ilgili zihniyette. Onun maalesef. karşısında dosyalarımızın karşı tarafında işte bir hacize gidiyoruz, bir tahliye gidiyoruz, bir duruşmaya gidiyoruz. Karşı tarafta özellikle tabii erkekse tekrar kadın gördüğü için bizi daha sindirebilirim, gözdağı verebilirim Şeyinde tarzı görüyor. düşünüyor. Aynen öyle. Mesela bizimle bu şekilde sindirebilirim şeklinde kaba konuşan, sindirmeye çalışan erkekler erkek bir avukat gördüğü zaman karşılarında kızı oluyorlar. Böyle de bir şey var yani bunu bizzat yaşamış biri olarak anlatıyorum. Hani tehditlere maruz kalıyorum. Başka bir avukatı yönlendirdiğimde ona daha beyefendi bir şekilde konuşuyor. Karşı Evet. taraf maalesef böyle zorluklarla çok karşılaşıyoruz. Maalesef oluyor. Bu 8 Mart'tan bahsettim. Yani 8 Mart gerçekten birçoğumuzun belki içini sızlatan ama sadece 8 Mart'ta olmamış bu. Yani birçok alanda kadının da
insan sıfatıyla anılması için birçok mücadele yapılmış. Birçok yerde buna benzer uygulamalar oluşmuş. Hala günümüzde bile, yani yıl 2024, 2024'te bile hala bazı alanlarda kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Hala bununla ilgili sıkıntılar var. Şimdi biz 8 Mart'ta sadece bunu bir gün olarak adlandırmıyoruz. O gün yad ettiğimiz bir gün. Ve şunu sormamız lazım kendimize. Sadece kadınlar olarak da değil, insani değeri ön plana çıkarmak için biz bu yıl ne yapıyoruz? Bir gün değil. Bu yıl ne yapıyoruz? İnsan olarak herkesi değerlendirmek, ayrımcılığın dışında tutmak için biz neler yapıyoruz? Kendi çapımızda biz şahsi olarak bir şeyler yapıyoruz ama bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Onları konuşacağız tabii ki bugün. Sizde buna benzer uygulamalar var mı? Yani kadın sayısını artırmaya yönelik. Derdimiz artırma da değil aslında. Başına da onu da bir altını her çizelim. Her zaman da. Evet. Eşitlik derken biz eşit değiliz zaten. Yani kadın ve erkek eşit de olmayalım. Yani birbirimize tamamen benzememiz mümkün değil. Eşit fırsatlardan faydalanma, fırsat eşitliği aslında burada beklenen. Yani nerelerde fırsat eşitliği yaşıyoruz? İşe girerken, iş hayatının içinde, çalışırken, kariyer planlarken, ünvan verilirken, bir yerin başında olurken, fırsat eşitliği almaya çalışıyoruz. Ayrımcılık aslında hukuken de yasak değil mi? Yani bizim kimsenin birbirine ayırma hakkı yok. Tabii ki de. Bu zaten direkt anayasal bir temeli var. Anayasa madde 10, kanun önünde eşitlik ilkesi. Ayrıca devamında zaten gelen pozitif ayrımcılık, kadınlara, çocuklara, yaşlara, gazilere vesaire şeklinde bir pozitif ayrımcılık maddesi de var. Bu temelden geliyoruz iş kanunu. İş kanununda kadınlara cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın kimseye ayrımcılık yapamazsın diyor kanun koyucu, emrediyor. Emredici hükmü var bu şekilde. Yaparsa yaptırımı ne? Bir, ayrımcılık zaten TCK'da bir suç. Bir cezai boyutu var. İki, ayrımcılık tarzına. Tabii ki de aynen suç. Ayrımcılık yani sadece kadına değil, dediğim gibi dil, din, ırk vesaire ayrımcılık yapmak bir suç. Bunun yanında hukuki bakımdan yaptırma tazminata dönüşüyor. Eğer çalıştığın yerde bir ayrımcılığa maruz kalıyorsan, ki kalınıyor kesinlikle, mesai saati olsun, ücret konusunda olsun, kalıyorsan da kanun koyucu sana şöyle bir hak veriyor. Haklı nedenle feshedebilir, ayrımcılık tazminatı isteyebilirsin. Belli haftalık, belli aylık tazminat miktarları var. Bunları talep edebilirsin. Ayrıca diğer hakların, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını hepsini alabilirsin diyor. Bunun yanında eğer işe giriş kısmında, daha başlamadan işe giriş kısmında sırf kadın olduğun için bir ayrımcılığa maruz kalıp da işe alınmadıysan, çünkü işin işe alımlarda reddin de bir gerekçesi olmak zorunda ve bu genelde gerekçesiz olur. Arka planda kadın olduğun içindir, ön planda yetersizsin, eğitimin şöyle vesaire denir. Burada da bir ayrımcılığa maruz kalıp ispat edebiliyorsak yine burada bir ayrımcılık, hakkaniyete uygun bir ayrımcılık tazminatına hükmedilebiliyor. Aslında birçoğunda hani bunun farkında bile değiller. Hı-hı. Bazen iş ilanları görüyoruz birçok platformda. Hı-hı. İşte vardiyalı çalışacak erkek personel aranıyor. Hı-hı. Depoda çalışacak erkek personel aranıyor. Sekreter kadın personel aranıyor. Aslında bunu söylemek de yasak, hı-hı, değil mi? Yasak tabii ki. Yani direkt bir ayrımcılık aslında. Tabii. Olan şu aslında, biraz belki işin gerektirdiği yerde mesela kadın çalışanımız çok, erkek olsun, bir objektif çalışan olsun meselesi olabilir. Ağır yük taşınan bir iş yeridir. Hani erkek olsun da Ayşe Park meselesi olabilir. İşin gerektirdiği yerde kadın veya erkek istiyorsan orası ayrı. Ama sırf kadın çalıştırmayacağız, erkek çalışacak, erkek egemen zihniyetiyle düşünüp yapıyorsan tabii ki de bu bir ayrımcılıktır. Peki şu da var. Mesela bazı işlerde de ön yargılarımız var. Yani inşaat işinde kadın çalışamaz. Aslında çalışabilir. Neden çalışamazsın? Boya yapabilir. Bir kadın boya yapabilir. Hatta ben hatırlıyorum, birçok yerde ev hanımları kendi duvar boyalarını kendileri yapıyorlardı. Evet. Hatta beylerin yaptığını düzelten kadınlar olduğunu da biliyorum. Bu yapılabilir bir iş o zaman. Belki uygun ortam sağlanamadığı için olmuyor bunlar. Yani bazı yerlerde de şunu konuşuyoruz. İçeride işte 100 tane erkek var. Kendi aralarında küfürlü konuşmalar oluyor, şu oluyor. O sebeple de kadının oraya girmesi doğru olmaz.
Belki bu konuşmalar yanlış. Yanlış olanı düzeltmek yanlış lazım belki. Var, evet. Yanlış temel var. Orada o ayrımcılığın ne olduğu bile tam anlaşılmış değil ki. Benzeri şekilde çağırmalar var. İşte yaş, hani özel bir sebebi yoksa. Değil mi? Özel bir sebebi yoksa. Yani işte 30 kilo kaldıracak. Burada bile şey denemez. Kadın ya da erkek denemez. Çünkü 30 kiloyu kaldırabilecek kadın da var. 30 kiloyu kaldıramayacak erkek de var. Ya da tam tersi. İkisinde de var. Bunlar da sanki hani bize toplumun koyduğu kafamızda oluşan önyargılar. Bu yine ataerkil toplum yapısından geliyor. Erkek çalışmak zorundadır. Taş taşıyacak olsa da çalışacak ama kadına nasılsa babası bakar, nasılsa kocası bakar zihniyetinden geliyor. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz artık. Kadına çoğu yerde babası da bakmıyor, eşi de bakamıyor. Kadın kendi ailesine bakmak zorunda kalıyor. Neden inşaatta çalışamasın? Şimdi sosyal medyada görüyorsunuzdur. Birçok kadın kendi evini, kendisi badanasını, dolap boyalarını yapabiliyor. Bir de ince işçilik de var komple şimdi. Komple kapı değiştiriyorlar. Değil mi? Evet, kadınlar bunları yapabiliyor. İşte az önce bahsettiniz, neden inşaatta çalışamaz? Çünkü orada bir erkek topluluğu var, çalışan topluluğu. Oraya kendilerine entegre etmişler işte. Küfürlü olabiliyor, temiz olmayabiliyor çalışma alanları. Deniyor ki ondan sonra kadın inşaatta çalışamaz. Kadın inşaatta çalışırsa belki oraya da bir insani yaşam alanı yapılır, temizlik gelir, daha medeniyet gelebilir belki sonuçta. Yani bu dediğim gibi yine aynı erkek zihniyeti, erkeğin oluşturduğu bir toplum kadını dışlamaya başlıyor. Şeyde aslında hani o eşitlikçilik mantığıyla bakılırsa, yani hak eşitliği mantığında bakılırsa aslında erkekler için de çok ağır bir yük. Yani taş taşısa da çalışmak zorunda olması erkekler açısından da çok yük. Çünkü hani herkesin özellikleri farklı. Erkeklerin de kadınların da farklı özellikleri olabilir. Şöyle bir örneğimiz vardı bizim. Bir köyde bir kadın arkadaşımız geçim sıkıntısı o kadar büyük bir seviyeye geliyor ki artık eşine diyor ki ben artık ne söylersen söyle ben evden çıkacağım. Bu dantelleri, kendi ördüğü dantellerini satmaya yöneliyor. Çok etkilendiğim hikayelerden biridir. Ve köyden çıkıyor. Dantellerini satmaya başlıyor. Çok da iyi tutuyor bu iş. İyi tuttuktan sonra başka köylere satmaya başlıyor ve köydeki bazı arkadaşlarına da işi taşere etmeye başlıyor. Onlara da dantel ördürmeye başlıyor. Ve iş oldukça gelişiyor. Hatta Amerika'ya falan da gitti. Yani iş o kadar gelişti. Çok süreyi uzatmayayım. Eşi bu şeyleri gördükten sonra şey dedi. Sen yoluna bak. Çok iyi gidiyorsun. Ben dedi çoluğa çocuğa bakarım. Ve eve öyle bir şeyle baktı ki bu arkadaşımızın eşi. Kadın kendisi şunu söyledi. Ben bu kadar iyi bakamadım çocuklara dedi. O çok iyi. Bu konuda çok yetenekli. Çocukların ödevi konusunda çok yetenekli. İşi nasıl yapacaklarını öğretme konusunda çok yetenekli. Onunla oyun oynuyor, şeyi yapıyor. İyi de gidiyor. Ve iyi bir işbirliği oluştu. Ama bunda bile toplum şunu söylüyor. Yine diyorlar ki bey niye çalışmıyor, hanım niye çalışıyor? Herkes namusu, ahlakı şeyiyle çalıştıktan sonra kadın da çalışsa olur, erkek de çalışsa olur. Birçok toplumsal şeylerimiz var. İşte kadın erkekten fazla maaş alamaz. Alırsa işte boşanma sebep olur, başka bir şey olur. Halbuki olabilmesi lazım. Yani kol kola girilip bir hayata başlandığında kim daha fazla alacak, kim kime bakacak şeyiyle başlıyorsak zaten o evlilik dışı başka bir şeye dönüşüyor. Bu zihniyeti kırmak gerekiyor. Aslında bizim Türk Medeni Kanunumuzda da evlilik birliğinde kadın ve erkek eşit tutulmuştur. Maddi anlamda da manevi anlamda da ailenin bakımı anlamında da kadın da erkek de eşit yükümlülüklere sahiptir. Hani şey eskiden de eski medeni kanunda da erkek evin reisidir işte vesaire gibi. Şu an para getiriyorsa ikisi de eve para getirecek. Eve bakılıyorsa ikisi de bakacak. İkisinin de yükümlülüğünde bu bizim kendi toplumumuzun zihniyetinde olan bir şey. Kadın evine bakacak, erkek para getirecek. Bu zihniyeti kırmamız lazım. Zaten kadınlarımızın çoğunda şu an şey var. Cam tavan sendromu dediğimiz sendrom.
biliyorsunuzdur belki hikayesini. Hani çekirge meselesi, zıplar zıplar. İsterseniz siz de anlatın. Öyle mi? Şöyle, benim bildiğim hikaye ve belki başka hikayeleri vardır. Çekirgeyi cam tabanı olan bir kutuya koyuyorlar. Zıplıyor, sürekli tabana çarpıyor, çarpıyor. Çıkamıyor haliyle. Buna alışıyor. Daha sonra tabanı kaldırdıklarında onun için soyut bir engel oluşmuş oluyor. Ne kadar zıplarsa zıplasın o cam tabanının olduğu yükseklikten daha fazlasını çıkamıyor. O yükseklik kadar çıkamıyor. Zıplıyor. Aynen öyle. Buna cam taban sendromu diyor. Kadınlarımızın çoğunda bu var. Her ne kadar belki önündeki engel kalmamış olsa bile bu engellere alıştırıldığı için kafasındaki o soyut engelleri aşamıyor ve mesela köyünden çıkıp yapmış dediniz bu örneği. Çoğu kadınımız hala köyünden evin dışına çıkamıyor. Belki önünde engel yok, belki var. Belki aşabilecek güç de bilmiyoruz ama aşamayacağı engelini kendi kafasında gördüğü için aşamıyor. Biraz da buradan bakmak lazım. Bu engelleri yıkabilecek çalışmalarda bulunmak lazım kadınlarımız kesinlikle için. Hani ortamı da ona uygun hale getirmek lazım. Hani ben etrafta şeyi söylüyorum. Bu 8 Mart'ta da 8 Mart haftasında birçok yerde bununla ilgili seminer verdik biz de. Bu kapsamda da konuştuğumuz en çok şey buydu. Biz önce bunu söylemlerimizde düzenleyelim. Biz kendi çocuklarımız için bunları oluşturalım. Onlara daha iyi bir hayat oluşturalım. Çünkü orada da benim de bir kızım, bir oğlum var. Birçok kişinin kızları ve oğulları var. Ve ben kızım da rahat yaşasın istiyorum. Oğlum da rahat yaşasın istiyorum. Kızımın da birçok seçeneği olsun istiyorum. Oğlumun da birçok seçeneği olsun istiyorum. Oğlum sekreter olabilir. Ya da kızım pilot olabilir. Hani toplumun bize şimdiye kadar bunlar sadece erkek işi, bunlar sadece kadın işi dediğimiz şeylerden sıyrılmamız lazım. Bugün en önemli sorunlardan biri de nitelikli elemana kavuşma problemi. Yani nitelikli, eğer işletmelerin tümüne baktığımızda genel olarak nitelikli elemanı bulamama ile ilgili bir durumla karşı karşıyayız. İkincisi de nitelikli eleman da nitelikli elemanı çalıştıracak işletmeyi bulamıyor. Şimdi bu iki karmaşa birbiriyle buluşamadığı için bizim şu anda çok önemli bir personel sorunumuz var. Şimdi bu arada bir de bunlar için gereksiz ayrımların yaptığımızı düşündüğümüzde zaten alanı daha da daraltıyoruz. Kadınlar için de yapılabilir, erkekler için de yapılabilir birçok şey var. TOB, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nun bir projesi var. Bir tek kadın projesi. Tekteki tek, teknolojinin teki, teknolojide. Ve burada da yazılımcı, otomasyon, teknik işlerde başarılı kadınları da ön plana çıkarmayla ilgili bir çalışma var. Buradaki yaptığımız araştırmaların birçoğunda da şunu görüyoruz. Bilişim, yazılım, bu işler de, bilim işleri de şimdiye kadar geriye dönüp baktığımızda herhalde yanlış hatırlamıyorsam Nobel ödüllü bilim insanlarına baktığımızda sayı 847. Bunun yaklaşık herhalde bir 40 tanesi kadın. Geri kalanı tamamen erkek. Bizim kafamızda da toplumsal olarak bu isimler, bu yapılar ön yargı oluşturmuş. Bilişimde de öyle, yazılımda da öyle, dijitalde de öyle. Bu işler de sanki daha çok erkeklerin yürüttüğü, erkeklerin yapabileceği işler gibi görünüyor. Sizin de bu alanda zorlandığınız, şimdiye kadar birçok şey olmuştur herhalde. Bir kadın olarak zorlanmamak mümkün değil. Değil. Şimdi tabii biz kadın kadına konuşuyoruz. Birçok erkek izleyicimizin de başından gelmiş geçmiş ayrımcılıklar olmuştur. Ayrımcılık o bakışla baktığınızda her yerde oluşabiliyor maalesef. Sizin oldu mu şimdiye kadar? Ayrımcılık şöyle, ben kendi açımdan şanslıydım. İşverenlerim tarafından yaşamadım. Sağ olsunlar, çok iyi yerlere denk geldim. Eşim ve ailem de yanımdaydı ama arkadaş çevremden duyduğum çok oldu. Sırf kadın olduğu için işlerin çoğuna gönderilmeyen masa başı iş yapsın, sahaya çıkmasın. Hani borçlularla görüştürmeyelim, borçlularla erkek konuşsun. Daha iyi anlar birbirlerinin dilinden tarzı şeyleri çok duyuyorum. Şimdi şöyle, Türkiye biraz kadın hakları konusunda erken adım atmış bir ülke olmasına rağmen zaman ilerledikçe geriye doğru gelmiş. Mesela
20. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam tarihçi James Bryce'ın aynen kaynaklarına geçiyor. 20. yüzyıla kadar hala da İngiltere'de zevce pazarları dediğimiz yerler varmış. İnsanlar karılarını satıyorlarmış. O günlerde Türkiye bunun için büyük bir adım atmış. 1938'de kadınlar için seçme seçilme hakları yavaş yavaş gelmeye başlamış. Çok büyük bir adım. Ama ilerledikçe gerilemeye başlamışız. Şu anda mesela kendi meslek grubumdan söyleyeyim. 20 bin küsur hakim savcı varsa bunun sadece 8 bini kadın. Burada tabii sınavda her şey ilerlemiyor. Mülakatta kim kadın kim erkek olduğu görülüyor. Orada da bir erkek egemen alımlar var. Ama 20 bine göre 8 bin yine iyi bir şeydeyiz. Şöyle bir rakam vereyim. Şu an kaç büyük şehrimiz var? İşte 30 yanlış bilmiyorsam. Bunun iki tanesi kadın. İlçelerde %3'lük bir kadın. Normal belde belediyelerinin %3'lük bir kadın var. Siyasette zaten çok böyle %17 civarı yanlış hatırlamıyorsam kadın var. Hayda kadınlar olarak iş dünyasında siyasette çok fazla yerimiz yok. Çabalıyoruz, girişmeye çalışıyoruz ama engellerimiz çok fazla. Bu yönden hani daha da işi küçültüp meslek gruplarına geldiğimiz zaman işte bir kadın açısından avukat olmam mesela benim için merkez akındaysa çoğu arkadaşım için ailesi tarafından, çevresi tarafından kadın avukat olmaz, yapamazsın, işte tehdit edilirsin, öyle olur. Sen öğretmen ol, kadın mesleği öğretmendir, gider dersine bakar gelirsin gibi şeylerle çok karşılaşılıyor. Ya onda bile çok üzücü değil mi? Yani öğretmenliğin seçilme sebebi 3 ay tatili olması olmamalı. Kesinlikle yani gelecek kuşağı yetiştirmek üzere ideolojik bir bakış açısıyla geliyor, idealist bir bakış açısıyla geliyor olması lazım. Ama onda bile işte eve çocuğa bakacak vaktin olur. İşte evet. Öğleye kadar boş olabilirsin. Birkaç derse girer gelirsin. Şey gibi görünüyor. Bazı meslekler sadece karın doyurmak, evi geçindirmek üzere görünüyor. Değil. Halbuki öğretmenlik çok tipi kutsal bir meslek. Geleceği yetiştirirken 3 ay tatil amacıyla seçilmesi zaten başlı başına üzücü. Biz kızlar olarak bunu çok duyarız yani. Her arkadaşımda, her kızda vardır mutlaka. Ailesi bir gün gelip de boş ver bunu git öğretmenlik oku demiştir mutlaka. Rahat meslek diye görünüyor uzaktan bakınca. Bu tarz şeyler yaşıyoruz maalesef. Birçok yerde de şeyi konuşuyoruz. İşte biz böyle eşit fırsatlardan yararlanmayı konuşurken işte biz de söylüyoruz şu kadar belediye var bunlardan iki tanesi kadın. Birçok bey arkadaşımız şey diyor. Ya siz geldiniz de biz gelmeyin mi dedik. Ya, o kadar kolay olmuyor. Çünkü oraya gelirken o kadar zorluklarla mücadele ediyoruz ki hatta bir karikatür var. Bir erkekle bir kadın yan yana yürüyor. Önlerinde bir hedef var. Oraya koşuyorlar. Oraya koşarken beyin elinde hiçbir şey yok. Rahat rahat koşuyor. Kadının elinde süpürge var, kadının elinde tencere var, kadının çocuk kucağında var. Çocuk var, kadının işte paspas var. O da onlarla koşmaya çalışıyor. İkisini koşarken evet yani oraya gelmemiz kolay olmuyor gerçekten. Artı her ortama giremiyoruz. Değil mi? Böyle bir de bir şeyimiz var. Yani çünkü hani kadınlar açısından da doğru ortamlarda bulunma gibi bir şeyimiz de var. Çünkü biz de gelecek kuşak için kadın duruşunu doğru temsil etmek zorundayız. Özellikle hani Türkiye'de şunu da göstermemiz lazım. Türkiye'de başarılı, düzgün işini yapan, ahlakı ve namusuyla bilinen düzgün Türk kadınlarının görünür ve ön planda olması lazım ki gelecek kuşağa da doğru aktarımlar gerçekleşebilsin. Burada biz kadınlara büyük bir rol düşüyor maalesef. Yaptığımız her işi, bulunduğumuz her ortamı sadece kendi adımıza değil bütün kadınlar adına temsilen durduğumuzu göstermemiz lazım ki önümüzdeki engelleri biraz olsun daha kolay geçebilelim. Hem öyle hem de şimdiye kadar mücadele eden kadınlara da borcumuz kesinlikle. Bu. Yani 129 kadın kendileri için yanmadılar. Bir sonraki kuşak onları öldü ama bir sonraki kuşak aynı maaşları alabilsin diye. Oradaki konu da şuydu hani merak edenler için söyleyeyim. Eskiden kadınlar şey olarak görüldüğü için hani eve destek. Bey zaten çalışıyor. Kadın ona destek için görüldüğü için verilen maaşlarda aynı işi yapıyor bile olsak erkek 100 lira alıyordu, kadın 75 lira alıyordu.
Aynı işi yapıyorlar, aynı sonuçlar üretiliyor, çıktı başarılı. O zaman diyor ki aynı hakları bize de verin, biz de aynı şekilde çalışıyoruz. Yani ben de 1000 üretiyorum, sen de 1000 üretiyorsun. İkimiz de aynı hakları alalım diyorduk. Ona borcumuz, Sabiha Gökçenlere kesinlikle borcumuz, Madame Coco'lara borcumuz. İlk onun da işte pantolon giyme hikayesi evet vardır. Yani o mücadeleci kadınlara da borcumuz. Kolay olmamış tabii. Olmamış ama maalesef ki günümüzde hala bu eşitliği yakalayabilmiş değil. Şimdi dediğiniz gibi kadın erkek kesinlikle eşit değil. Ben kadınları hani kadın olduğum için de değil, evlendikten sonra özellikle gördüğüm şeylerden dolayı hani sorumlulukların artması vesaire daha üstün olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kafada çok daha fazla şey var. Daha fazla yere koşturmak gerekiyor vesaire. Şimdi şöyle, kadınlar hala maalesef ki günümüzde iş yerlerinde özellikle beyaz yakalılarda, hani memuriyette yine belki her şey devlet tarafından geldiği için aynı eşit ama daha az ücret, erkeklere daha fazla yükselme şansı, daha fazla ücret gibi geliyor. Burada yine iş yasaları düşüyor, haklarımızı korumamız gerekiyor. Böyle bir durumda muhtacım deyip sessiz kalmaktansa gidip hakkımızı istememiz lazım. Dediğiniz gibi bir kişi yapar belki ona bir yararı olmaz ama bu bir başlangıç olur. Bir kişiden bütün bir topluluğa doğabilir bu hak arama meselesi. Sessiz kaldığımız zaman kimse sesini çıkarmaz. Bir yerden bu cesaretin doğup hak aramaya başlanması gerekiyor. Sonuçta az önce de bahsettik işte ayrımcılık tazminatı vesaire. Mesela kadınlarımız için sonuçta kadınlarımız bir yerde anne de olmak istiyor bir kısmı. İş dünyasında genelde işe başlarken duymuşsunuzdur işte evlenme düşüncen var mı? Evliysen çocuk sahibi olmak istiyor musun? Gibi sorular soruyor. Ne kadar sürede çocuğun olabilir? Ha, evet dersen bitti zaten. O yüzden genelde yalan söylenerek başlanıyor bir işler ama daha sonra çocuğun olduğu zaman da sana haklarını vermeyip işten çıkarabiliyorlar. Doğum iznini kullandırmayabiliyorlar vesaire gibi. Burada da haklarımız var. Şimdi kadınlarımız çalışan bunlar yasak biliyordu değil mi? Öncelikle hani bunlar yasak, hani bir kanlı şeyini de söyleyelim. Hani birine olarak birine kısa sürede aslında direkt ayrımcılık, birinin evlenip evlenmeyeceğini, özel hayatını sormak da doğru bir şey değil. Çünkü bizim beklentimiz işle ilgili beklenti, performansı ile ilgili beklenti. Evli olup olmaması, işte çocuğu olup olmaması sorulardan biri değil. Olmaması ya da işte annesinin babasının yaşlı olup olmaması, bunlar soruluyor. Memleketinin sorulması, nereli olup olmadığını, hani ayrımcılığı evet besleyenler. Ayrımcılık dediğiniz gibi bu konuda şöyle bir husus var. Çalışansa ve bu gibi şeyler başına geliyorsa hamilelik durumunda ya da evlenme durumunda evlendikten sonra işverenin bizi değil, bizim iş yerini bırakmamız asıl hakkımız. Şöyle bir durum var. Evlendikten sonra bir sene içerisinde iş yerinden haklı olarak çıkabiliyorsun. Kıdem tazminatına hak kazanabiliyorsun. Normalde istifa durumunda kıdem tazminatına hak kazanılmaz. Ancak evlilik durumu varsa kadınlara böyle bir pozitif ayrımcılık yapılmış. Alabiliyorsun. Hamilelik durumunda 8+8=16 haftalık izinlerimiz var. Bu izinlerden sonra çıkabileceğimiz ücretsiz izinlerimiz var. Her bir doğum için ayrı ayrı günler veriliyor. Peki, süt izinlerimiz var. Tam araya gireyim. İşveren böyle bir durumda böyle bir hakkı vermedi. Ve şeyle işi bıraktırmayla tehdit etti. Aynen, evet. Bu esnada yapılabilecek bir şey var mı? Şöyle, tehdit meselesinde yapacak şu şey var. Devam edeceğiz. İznimi kullanacağım. Kullandırtmıyor mu? Yasal haklarımı yasal yollardan arayacağım. İş akdini genelde feshederler böyle durumda. Tehdit vesaire çalışmak zorunda bırakmazlar. Direkt gitsin başkası gelsin yaparlar. Burada ne oluyor? Öncelikle bir haksız fesih olayı olduğu için işe iade denen bir süreç var. Davayla veya arabuluculuk süreciyle işe iadesini isteriz. Ortada haksız bir fesih vardır. Mahkemenin tespit etmesini isteriz. Mahkeme bunu tespit ederse işe döner. Döndükten sonra da çalışmadığı kadarki 4 aya kadarki maaşını alabilir. Böyle hakları var. Oldu ki yok işe dönmeyeceğim ben artık dedi ama haklarım var içeride. Hiçbir şeyimi kullandırmadı derse yine arabuluculuk süreciyle beraber başlayıp mahkemeden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı varsa fazla çalışmaları, ücretli izinleri vesaire hepsini talep etme haklarımız var. Yani aslında kanun koyucu burada çok yeterli değil belki ama kadınlarımızı koruyan düzenlemelerde yani tüm işçilerimiz bazında kadınlarımızı koruyan düzenlemelerle tabii ki de getirmiş. Yani burada haklarımızı bilip kullanmamız
Mutlaka bir çalışma yapmamız, bir avukatla görüşmemiz gerekirse gerekiyor. Önleyici avukatlık dediğimiz şey bu. Eğer böyle bir durum varsa, çıkma ihtimali, işverenin çıkarma ihtimali, hamilelik durumu varsa bir danışmanlık yeter. Bir hukuki danışmanlık. Böylece haklarımızı öğrenebiliriz. Çok basit bir şey yani. Bu bilgi bize çok uzak değil. Bazen şey de oluyor, belki hani ona da çok kadınlarla ilgili değil ama iş yeri, işe personel girdiğinde işte 5 yıl şurada benzeri sektörde çalışamazsın diye senet imzalatanlar var. Ya da işte sözleşmeye tazminat maddesi koyulması var. Normalde aslında işletmenin sırlarını eğer açığa çıkaracak bir şey yapmıyorsa bunun da bir geçerliği yok. Bu dediğimiz rekabet yasağı dediğimiz şey, bu genelde ticari işlerde, ortaklıklarda, komisyonculukta falan olur. İşçi işveren arasında dediğimiz gibi sır saklama yükümlülüğü vardır. Bunun haricinde herhangi bir rekabet yasağı söz konusu olamaz. Yani hani benim mesleğim işte atıyorum dijital yazılımla ilgili bir şey yapıyorum. Ben bir bilgisayar firmasında çalışıyorum. Doğal olarak yazılımcıyım. Çalışacağım yer bilgisayar firması. Firma bana 5 yıllık başka yerde çalışamazsın diye bir şey imzalatamaz. Çünkü benim iş yerim zaten yazılım bilgisayar dünyası. İmzalatsa bile geçerliği yok. Ha, şöyle spesifik olaylar olabiliyor. İş yerinden çıkıp o iş yerine rakip aynı bölgede ya da karşılıklı belki iş yeri açan kötü niyetliler olabiliyor. Orada yapılacak yaptırımlar ayrı ama genel olarak baktığımız takdirde işveren işçiye böyle bir rekabet yasağı koyamaz. Sadece sır saklama yükümlülüğü vardır. Şeyde iş yerindeyim. Çalışıyorum bir kadın olarak. Ve şartlarım daha uygun. Benim muadil benzeri çalışan bir iş arkadaşım var. Erkek. Benim hakkım yendi ve ben amir olmam gerekiyorken olamadım. Hani genelde yaşıyoruz maalesef. Çünkü hani özellikle bölüm üretimse, özellikle şantiye alanıysa orayı tamamen bir erkeğin yönetmesi gerektiği düşünülüyor. Ve bu sebeple bilgi, donanım, performans göz önüne alınmadan evet ya yani burada erkek olur. Çünkü şuna benzer şeyler oluyor. Gece 3'te şantiyeye gelinmesi gerekirse ne olacak? Halbuki biz normal çalışma hayatımızda kaç kere gittim ben bilmiyorum yani. Bir kadın olarak gidilebiliyor. Bu gibi şeylerle erkek olanı tercih ettiler ve üretim müdürü yaptılar. Şimdi benim burada bir itiraz hakkım olabiliyor mu? Tabii ki de işverene karşı itiraz hakkımız mevcut. Yasal yollara başvurma hakkımız her türlü mevcut ama işi uygulamaya, pratiğe döktüğümüz zaman iş yerine karşı yaptığımız başvuru genelde sonuçsuz kalıyor. Yani tüm müvekkillerimizden bunu görüyoruz. Hani işverenle görüşüyor, yazılı başvuruda bulunuyor vesaire ama işverenin umurunda dahi olmuyor. Hani uygulama yönelik konuşmak bazılarının, istersek. Bazılarının oluyor gerçekten. Olur. Ya olan vardır. Ben şöyle genel derken hani bize gelenlerden genelde avukata gelenler bu tarz olaylar karşılaşmış oldukları için. Zaten hayır diyenler diyorsunuz size. Aynen öyle. Genelde hani hayır demişse bize geliniyor zaten. Ya tabii ki de vardır. Hakkaniyetle işini yapan bizim de şimdi işveren müvekkillerimiz de var. Hani şey oluyor mesela işveren müvekkillerimize danışmanlık veriyoruz ama spesifik olarak bir işçilik alacağı gelmiyor. Çünkü adam hakkıyla işverenlerin hakkını da ödüyor. Hakkıyla işi yürütüyor. Böyleleri de tabii ki var ama diğer taraftan hakkını vermeyen, yaptığı başvuruya karşı cevap alamayan kişiler de oluyor. Burada ne oluyor? Dediğim gibi öncelikle yine ayrımcılık tazminatı ortaya çıkabiliyor. İş kanuna tabi değilse, iş güvencesine tabi değilse kötü niyet tazminatı ortaya çıkıyor. Varsa mobbinge sokabiliyorsak bu işe girer zaten mobbing de olabilir. Mobbing için ayrıca bir tazminat. Hani tazminatsal meseleye dönüşüyor burada iş. Bu şekilde söyleyeyim. Hani yine yasal haklarımızı alıp haklı fesih nedenine sokabiliyoruz bu durumu. Yani şey olabiliyor. Ya tabii tersi durumlar da vardır. Yani çalışanların da işverenlerine karşı mobbing uyguladığı tabii şeyler olabiliyor. Aynen, özellikle hani belli bir alanda kilit bir personelse. Yani işi zora sokup yeni personel yetiştirmeyip. İşte orada mesela ben birçok yerde şey sorunu yaşadım. Özellikle hani yıllardır sanayide bazı bölümlerde kadınların çalışmasını teşvik ediyorum. Hani kendim de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini aldım yıllar önce. Tabii ondan sonra bende de farkındalık gelişti. Yani bu iş sadece erkeklere özel bir durum değil. Yani hepimiz farklı düşünüyoruz. Hepimiz önyargılarımız neyse, toplum bizi nasıl yetiştirdiyse öyle düşünüyoruz. Şimdi orada benim de buna benzer şeylerim oldu tabii. Ben de işletmelerde kadın sayısını artırmak üzere. Artırmak demeyeyim aslında.
eşitlemek, dengeyi sağlamak üzere. Ya bazı yerlerde de kadın sayısı çok fazlaysa, özellikle dikiş atölyeleri, buna benzer yerlerde kadın sayısı çok fazlaysa oraya da erkek personel, dengeyi sağlamak lazım. Çünkü dünya denge halinde var. Bu çalışmaların birçoğunu mesela işverenlerimiz destekledi. Ustalarımızdan gördük şeyi. Direnci ustalarımızdan gördük. Çünkü onların da yıllardır tecrübe edinmek, ben tecrübeyi biraz şey buluyorum, birçok yerde de söyledim onu. Ben de evet 30 yıl tecrübem var, fakat eğer yenilemiyorsanız, kendinizi geliştirmiyorsanız o 30 yıllık tecrübe size eskimişlik olarak döner. Eskimişlik de işte dünyadan uzaklaştırıyor. Tabii. Yeni değişimlerden uzaklaştırıyor. Orada daha çok işletme sahiplerinden değil şeylerden gördük. Aradaki ustalardan. Çalışan kişilerden. Çünkü amirlik edecek olan onlar. Onlar şey sokmak istemiyorlar bulundukları alana. Neden? Çünkü onlar da 20 sene erkeklerle çalışmışlar. Ve o işi erkeklerin yapabileceğini söylüyorlar. Hatta bir yerde şey vardı böyle... Çivi çakma gibi bir iş var. Yani işin özetini söylüyorum. Bir yerde bir şey çakılıyor. Erkek işi bu dediler. Neden? Kol kuvveti gerekiyor. Yani bu kol kuvveti herhalde herkeste var. Vardır. Artı ben hep şunu düşünüyorum. Eğer zorsa bir iş, erkeğe de zor, kadına da zor. İkisini kolaylaştıracak yöntem geliştirmek lazım. Hani bugün yapay zeka konuşuyoruz, dijitalleşme konuşuyoruz. İş ortamımızı ona göre düzenlememiz lazım. Ona göre düzenleyeceğiz ve düzenledikten sonra sistemi o yönde kuracağız. O zaman bunu kurarken de aklımızda önce şunun olması lazım. Bunu insan yapabilir mi? Yani kadın ya da erkek değil, bunu insan yapabilir mi? İnsan yapabilir olduktan sonra sizin şeyiniz bitiyor zaten. Hani o kadına özel, erkeğe özel durum bitiyor zaten. Ve o zaman görüyorsunuz bir arada, ortamda bu işin değişmesi o kadar kolay olacak ki. Ben şimdiye kadar işletmelerimizde, hani bu danışmanlığını yaptığım yerlerde ya da bu tarz eş denge sağlayacağımız işletmelerde bunun çok başarılı örneklerini gördüm. Kendi gözümle gördüğüm için çok mutluyum. Forklift operatörü, enjeksiyon ustası, tesisatçı, araba motor tamircisi, araba yıkama, hatta bir dönem araba yıkama işi yapan bir arkadaşımız var. İzliyorsa da sevgiler göndereyim. Araba yıkama işi yapılıyor. Araba yıkama bir kadın için zor olabilir mi? Yani ya da şey denebilir mi? Araba yıkama sadece erkeklere özel bir iştir denebilir mi? İkisi de denemez. Hani kadına ya da erkeğe denemez. Arkadaşımız sektöre girerken çok zorlandı. Çünkü etrafındaki herkes dedi ki oto yıkama senin yapacağın bir iş mi? Bu erkek işi. Değil. Şu an başarılı bir şekilde de yürütüyor. Neden erkek işi olsun? Hani hangi nitelik bunu erkekleri yaptırabileceğine inandırıyor? Yani nitelik ne orada erkeğin yapabilmesi için? Onu düşünmek gerekiyor. Yani erkek işi neden? Çünkü yıllardan beri erkekler yapmış. Orada erkekler var. Kadın giremez. Tek şey bu. Niyet. Evet. Evet. Bu şekilde. Tek şey bu. Yani genelde şu an sanayilerimizde de kadınlarımız yine azınlıkta girmeye başlamışlar. Haberlerde, girişimcilik programlarında görüyoruz. İşte kadın balıncılarımız, kadın oto yıkamacılar dediğiniz gibi oto servislerde oluyorlar falan. Bu şekilde girişmek bir yerden gerekiyor. Yapılmış da zaten daha da artması gerekiyor. Buralarda kadın girişimlerimizin daha fazla olması gerekiyor. Burada kanun yasakladığı tek şey maden ocakları, elektrik direkleri ve kanalizasyon işlerinde çalışmalarını kanun koyucu yasaklamış. Buralara giremiyor. Bu da daha çok temeli pozitif ayrımcılıktan geliyor. Belki zaman içinde onlar da değişecek. Ama şimdi ne kadar katılıyoruz, ne kadar katılmıyoruz? Burada biraz amaç hani kötü niyet değil. Belki sadece kadınlarımızı korumak. Madene girmesinler, kanalizasyon içinde çalışmasın. Kadınlarımız dağılmış olabilir. Ama bırakalım bunu, kadınlarımız kendisi karar versin. İstemiyorsa girmesin belki. Hani kadının sonuçta kendi iradesine sahip bir yasak direk olmasın, tercihe açık evet, olsun. Evet, orası eleştirilebilir durum ama kanun koyucu bu şekilde emrettiği için yapamıyoruz. Kadınlarımızın diğer bir engeli de bu konuda yine iş kanunundan kaynaklanıyor. Gece çalışmaları. 7,5 saatin üzerinde çalışamıyorlar. Erkeklerde bu saat daha da sınır aşılıyor. 7,5 değil onlarınki ama
Kadınlar için böyle bir engel var. Erkek vardiyaları da uzunken niye kadınlarınki olmasın? Neden kadın çalışamasın? Kadın evde neden? Zihniyet şey mi acaba? Hani gece evde çocuklarıyla olsun mu? Bunu da anne ise anne düşünsün yani. Bu şekilde engeller koymak. Tercihe hani, bırakmak. Burada biraz kanun koyucuyu da eleştirmek gerekiyor gerçekten. Hı-hı. Hani belki bilmiyorum bazı toplum yapılarında zorla çalıştırma meselesi de var belki ama bu engeller onları engellemiyor denetim yapılmadıktan sonra. Hani bunu biraz kadınlarımızın kendisine bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Alan açılması lazım. Evet, çünkü kesinlikle. Hepimiz bunlarla büyüdük maalesef. Hı-hı. Büyürken de öyleydi. Hani okuyup okumama. Hala var maalesef. Hani üzülerek dilim tutuluyor burada. Hala 2024'te hala şey var. Yani çocukların okuma kararının kız olduğu için devam ettirilmeyen bir sürü çocuk var maalesef. Üzülerek söylüyorum bunu da. Sonra mesleki seçimlerde biz de yaşadık şeyde. İşte staj yapacağız. Staj tek kişinin çalıştığı yer olmasın. İşte gizli yerler olmasın, uzakta yer olmasın, organize sanayide olmasın. Buna benzer bir sürü şey var. Ama şu an artık günümüzde işletmeler, fabrikalar çok güvenli. 7/24 hem güvenlikle hem kameraların olduğu alanlar. Artık ortam biraz daha ona uygun hale geliyor. Niye yapılmalı bu da? Bir taraftan hani tabii insana verilen değer. Bir taraftan da biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim topyekün çalışmamız lazım. Dediğiniz gibi yani Allah razı olsun Atatürk bize o ilk dünyadaki seçme ve seçilme hakkını vererek ilk insan yerine koyuluşumuz belki yani şey oluşumuz. Hani seçme seçilme anlamında söylüyorum. Ondan sonra da zaman içinde biz bunların hepsini aşıyor olmamız lazım. Aşacağız, çok çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Yetenekleri buluşturmamız lazım. Bu ayrımlara girdiğimizde zaten o yeteneklere ulaşmamız çok zor. Ya bir kere bu ayrım mevzusunu artık günümüzde konuşmamamız bile gerekiyor. Yani şu an düşününce o kadar garip geliyor ki yıl olmuş 2024, uzaya çıkıyoruz, neler yapıyoruz, neler üretiyoruz. Çıktık da. Evet ama geliyorsun yine kadın erkek ayrımcılığı. Yani bunu konuşuyor olmamız bile şu an çok garip geliyor gerçekten evet. Günümüzde hala bu konunun olması. Hani siz bana göre bir sonraki kuşak olarak siz yine çok şanslısınız. Tabii ben de anneme göre çok şanslıyım. Tabii her kuşak bir sonraki göre. Evet. Ve bu gittikçe iyileşecek diye düşünüyorum. Hani dünyayı kurtaracak olan da o. İyi niyet, iyi düşünmek, pozitif bakmak, olumlu bakmak, insana insan gibi bakmak. Önce insan gibi gördükten sonra kadın erkek sonra önce evet. Hani o değerleri sağlayabiliyor olmak şeyimiz. Kadınlar hani bu 8 Mart'ta biz bunları kutluyoruz, geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Her senede belki üstüne bir şey koyulması lazım. Ben en büyük hayallerimden biri 8 Mart'ta her kurum, kuruluş, işletme desin ki burada bu eşitliğin sağlanması, fırsat eşitliği için biz şunu yaptık desin. Yani hani bu da önemli bir şey tabii hani çikolata, çiçek anılmak güzel tabii ki. Buna değer veren işletmeleri, değer veren firmaları, kurumları da kutluyorum. Yani önemli çünkü. Ama hedef belirlesek çok daha güzel olur. Somut. Yani üstüne bir şey daha koyacağız. Dediğimiz şey o gün kadının hatırlanıp çiçek çikolata verilmesi değil. Dediğiniz gibi tamam güzel. Ama olay bu değil sadece. Yani evet. İnsanlarımızın çoğu 8 Mart tarihini belki bilmiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işte bir çiçek alayım gönlü olsun belki diye geçiniyor. Belki konuyu da birçoğu bilmiyor olabilir. Konuyu da bilmiyor olabilirler. Yani eğer 8 Mart'ı gerçekten güzel geçirmek dediğiniz gibi bir sonraki hedefe ulaşmak istiyorsak önce tarihini bileceğiz. Bu 8 Mart'ta ne yapabiliriz? Bir sonraki 8 Mart'a kadar ne yapmış olmamız gerekiyor? Bunların konuşulması gerekiyor dediğiniz kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Yani şey son zamanlarda bunlar artıyor zaten. Hı-hı. Hani birçok işletmede şeyi görüyoruz hani. Hem 8 Mart anılıyor hem de bu çoğunlukla anan işletmelerde zaten şey de var. Hani kadına verilen özellikler, başka yerlerde çalışabilir mi? Düşünceleri. Hı-hı. Yavaş yavaş şeyler o ön yargılar çıkmaya başladı. Evet. Bu ne işimize yarayacak? Bu şuna yarayacak. Zamanında biz de hani birçok meslek seçemedik doğru düzgün. Hı-hı. Ben şey vardı hatırlarım bizim dönemimizde ortaokulda kızlara ev ekonomisi, erkeklere ahşap teknolojisiyle ilgili bir şey vardı mesela.
ahşap oyma vardı. Ben kız olduğum için mecburen ev ekonomisine gittim. Dantel örme vardı, şey vardı. Hani bunları küçümsediğim için söylemiyorum. O da çok değerli. Ama benim hevesim ahşap oymaydı. Ben ona gidemedim. Neden? İşte buna benzer şeylerle ve toplum bize alıştırdığı şeylerle. Aynen öyle. Şey yani şey şimdi onlar dediğim gibi küçümsememek gerekiyor. Bunlardan belki dünya çapında işletme kuran insanlar var ama özgürlük meselesi orası. Ya ben onu da seçmek isteyebilirim. Diğerini de beni özgür bırak ben ikisinden birini seçeyim. Yani sadece orayla sınırlama. Bu şu an süremiz var mı bu arada? soyadı meselesiyle de alakalı mesela. Bir de o mesele var şimdi. Kadınlar artık soyadı konusunda özgür kılındılar. İkisinden birini kullanabilir ama ne kapsamında özgür? İki erkek kapsamında yine özgürler. Babasının soyadı mı, eşinin soyadı mı? Yani yine o soyad bir erkek egemen zihniyetten, bir ataerkil toplumdan gelen bir soyadı olmuş olacak. Şimdi o özgürlüğe bakmak lazım. Hangi sınırlar içerisinde özgürüz, özgür müyüz? Şu anda iş yaşamında kadında biz hani aynı işte çalışabilir olmayı özgürlük sayıyoruz şu anda. Tabii bunlar da yavaş yavaş zaman içinde üstüne koyularak gidilecek. Ama işte bu bize verilen hakları, 8 Mart'taki kazandığımız eşitlik, eşit işe, eşit ücret maalesef hala var. Hani bugün yine bazı yerlerde aynı işlere beyler daha çok, kadınlar daha az ücret alıyorlar. Bu da önyargılarla, kötü niyetle yapılmış şeyler değil, önyargılarla az yaptığı düşünülüyor, zayıf olduğu düşünülüyor o sebeple. Buna benzer şeyler var. Devam ediyor hepsinde de. Biz zaten amacımız bu. Bunu geliştirerek bu erkeği ikinci sınıf, kadını ikinci sınıf yapmayla alakalı bir şey değil. Biraz önce söylediğim gibi nihai olan şey insan olmak. İnsan olmanın verdiği özelliklere bakacağız önce. Biz bu iş mülakatlarında, iş başvurularında şeylere bakıyoruz. Özelliğe. Yani özelliğe okurken kadın ya da erkek olmasını gerektirecek hiçbir şey yok şeyde. Testereyle bir şeyi kesecek. Yani burada bu kolun kadına ait mi, erkeğe mi ait olması gerektiğine ait hiçbir şey yok. Biz yavaş yavaş tabii ki bunları değiştireceğiz. Hep beraber de bunları çalışmaya, konuşmaya da devam edeceğiz. Evet, bu hafta 8 Mart'ı analım biraz dedik. Onun üzerinde duralım dedik. Önemli. Her inşallah seneye yeni hedefler üretmiş oluruz. Biraz daha İşte ben kendi adıma söylüyorum. Kişisel olarak işte eğitim verdiğim grup sayısını artırmış olurum. Ya da bir danışmanlık yaptığım firmada 3 kişi çalışıyorsa 4 kişiye çıkarmış olurum. Birçok arkadaşımız öyle. Birçok avukata inşallah örnek olursunuz. Toplum yavaş yavaş birlikte böyle gelişeceğiz. Bu hafta kadın dünyasını, iş dünyasında kadın olmanın ne hissettirdiğini biraz konuştuk. Buradaki haklarımızdan biraz bahsettik. Çok teşekkür ederiz. Son bir sözünüz varsa onu da ben alalım. Ben çok teşekkür ederim. Asıl 8 Mart'ı yine tüm kadınlarımız için kutlamış olalım. Önümüzdeki engelleri aşmaya çalışalım. İnşallah önümüzdeki engelleri hep beraber aşıyor olacağız. Haftaya tekrar kar rotasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.